Selamun aleyküm arkadaşlar. Hayırlı sabahlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Saat 18. Arkadaşlar, şöyle tavada yumurta yapacağım. Yürüyüşe gidecektik, kaldı. Yürüdüm cumala. Kızımız acaba staja gitmiş, işe başladı arkadaşlar. Yani yaz döneminde harçlık. Boş durmamak için önce staj yaptı ileride. Çalışmaya başladı bir ay. Bir ay, bir buçuk ay. Bugün nohutla pilavımız var. Bulgur pilavımız var bugün yemek. Bizim işe başladı. Dolap açınca öyle söyledim arkadaşlar. Ondan sonra... Bugün tavada yumurta canlı Sare. Thank you.
Şimdi... Arkadaşlar, en iyisi ben domatesi doğrayacaktım. En iyisi ben bunun salatasını yapayım. Salça neydi? Bir dolaba buzlu atmak için kursun diyor orası. Buzlu atayım, atayım, atayım. Ondan sonra böyle yemekleri falan kullanırım. Salata, domates, zeytin. Zeytinyağı arkadaşlar. Tuz. Karabiber. Kırmızı biber. Kekik. Thank you.
arkadaşlar. Şöyle peynirli hali. Bunu hemen ne yapacağım? Tavuklara böyle koyacağım arkadaşlar. Haydi. Mustafa. Mustafa da uyumuş kalmış da diyorum. Şöylece benim tabağım arkadaşlar. Mustafa. Hadi anne. İsteyeyim tabak da bu. Ona biraz az koyuyorum. Haydi Vahis, görüşürüz. Hemen kahvaltımızı yapalım çayla. Hadi anne, kahvaltı hazır. Burayı tekrar bir şöyle silerim. Şimdi şöyle bir yağını alayım arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet olun. Allah hepinize emanet olun. Bolluk, bereket, başarı versin. Hanenize, kendinize, görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Sabahtan beri böyle bir öğleye kadar öyle geçiyor. Şimdi ya şeye de çıkmak. Yürüyüş. Şunu dökeceğim. Denizde bugün gitmiyoruz. Cuma günleri genelde gitmiyoruz. Canlar. Hayırlı cumalar demişim. Dinlemedim galiba. Hayırlı cumalar. Verecektim. Baktım benim sirke biraz dibinde kalmış. Onun için salladım arkadaşlar. Onun için salladım.
Thank you.
yemek pişer. Yemek var da şey çorba. Ne düşünmüştüm. Falan yapasım gelmedi. Uykulu bir halim vardı. Evet ki. Neyse öğleye kadar aynen böyle işte saçımı boyayayım. Ya işte birazcık alışveriş mi yapsam falan filan da geçti ve sürekli alışveriş yapmak istemiyorum. Şu an şey lazım. Sirke. Saçımı boyadıktan sonra sirke yapıyorum. Alsam dedim. Sonrası geç oldu. Yarın mı yapsam acaba dedim. Böyle sallandım yani. Abim aradı abim. Konuştu annemle böyle konuştu. Böyle arkadaşlar abimden öğrendik. Bir yakınımız. Case'den kapattım. Case'den biliyorum normalde her vefat edelim falan. Bir yakınımız ameliyattan sonra vefat etmiş. Çok sevdim. Alalım kızı. Bugün vefat etmiş. Ben genelde falan da bilmiyorum. Daha da bir öğrendim. O öldürdü işte. Allah rahmet eylesin. Mekan cennet olsun dediğim arkadaşlar. Yani yaşı kaç yaşındaydı? 65, 70 falandı belki bilmiyorum. Halamın kızı. Karacören Belediye Başkanı şimdi oğlu. Oğlu Karacören Belediye Başkanı Çay Karacören Kasabası. Arkadaşlar Sultan Ebu Allah rahmet eylesin. Yani hep yıllarca güzel zamanlar geçti. Bir an ameliyat oluyor, ameliyatta şey oluyor. Ameliyattan sonra bir şey, ne olduğunu da tam anlamadım. Parçalmadım, bir şey oldu. Yani anlamadım ki. Bir anda vefat etmiş. Çocukları falan hep evden torunları var. Hani uzun süredir görüşemiyoruz. Sadece babamın şeyine görüştük, düğününde. Tabi estağfurullah, babamın şeyinde. Düğününü diyorum ya, babamın vefatında görüştük. Dün bir çorba yaptık bağırsa. Biz yiyememiştik. Biz pilav yedik. Bugün de şöyle bir çorba yapasım geldi. Yemekler duruyor. Onu çıkartacağım şimdi ya. Böyle sıcak sıcak bir çorba içerim arkadaşlar. Kolay bir yayın. Bir bardan çorba yapayım direkt. İçine su koyacağım. İşte öyle arkadaşlar. Ne yapacağım? Allah gecinden versin.
şey olsaydı belki de güzel bir sınav planları Karacören'e belirtmişlerdir. Genelde şey ilanı var da buna bakmadım. Karacören bakıyorum bakacağım. Şimdi ben hep istemezdim arkadaşlar. Kabon diye. Çok emeği var bizde. Yıllarca böyle moral için Sultan Alay'da kızlarla dışarıda Uğur'a Bizans tarafında Türkan'la şey Hacer oğlunun bir tanesi şeyde aslında kızın bir tanesi Bayat'taymış anne söyledi en küçük kızı oğlunun ikisi de şeyde kasabada Karacören'de arkadaşlar hepsi de evlendi bir sürü torunları var ama daha yani yaşı şeydi böyle çok öyle çok yaşlı değildi yani diriydi daha. Babamın cenazesine falan geldi işte Isparta'ya. En son orada gördüm. Allah rahmet eylesin. Özürlük işte arkadaşlar. Bilmiyorum. Telefonu falan da açmadılar. Bir anda olunca galiba. Telefon açmış. Bir anda ameliyat masasına vaat edince galiba herkes şok olmuş. Hiç kimse aramadı da. Şöyle nane koyacağım. İçerisine limon tuzu koyacağım. Pistikten sonra çorba içelim. Hiçbir şey yapmadım. Bari çorba yapalım. Biraz yemişler de biraz böyle kalmış onu da ilave edeceğim üstüne şimdi şunun içerisinde nohut var tupalak falan yapsam ya şimdi ben yaptım şöyle nohutum var bayağı kaldı çünkü en eski biletler biz geç yiyeceğiz geç yediler az yediler onun için yemek kaldı burada da bulgur pilavı var şunu hemen ben şeye atayım mikrodalgaya çorbamız hazır olur zaten arkadaşlar. Bir balkona çıkayım. Aslında namaz kılacağım da birazcık böyle bir tuhafım ya. Balkona da fazla çıkmıyorum artık. Çıkmayınca da böyle çayımı içiyorum öyle geçiyorum. Kahve içtik annemle iki kez falan. Biraz annemle konuştuk, dertleştik. Kız kardeşimle konuştuk. Cuma günü herhalde böyle işledim abi. Yani abim aramış annem telefonda kapatmak için ulaşamamış. İşte arkadaşlar benim videolarım böyle. Mutfaktaki videolarımı çekiyorum genelde mutfakta. Beğenmeyen beğenmez, beğenen beğenmez. Yani normal. İnsanın hayatı farklı sayıdan şeyleri yapıyoruz işte. Yemek, yatıp kalkmak, uyumak. Böyle geçiyorum ben. Yürüyüş, deniz olmazsa böyle geçiyor arkadaşlar. Bununla mikrodalgaya açacağım. Kızım mikrodalgaya götürecek galiba da. Ne zaman götürecek bilmiyorum. Mikrodalga kızımındı. Mikrodalga kalsın ben yesin alır mıyım anne dedi. Dedim ben çok fazla kullanmıyorum. Götür dedim. Götür yakında. Robot süpür değerleri. Hizmetçi. Daha eve bakmadım. Sisteme bakmadım yani. Süpürdü ama nereye kaldı bilmiyorum. Böyle bir tam bir namaz namazımı biraz geciktirince böyle bir hoşuma gitmiyor.
kekik çıkartmışım nane yerine arkadaşlar. İçerisine karabiber, pul biber, nane koyacağım şöyle. Yemeğimin altını açtım. Pilav orada ısınıyor. Nohut da orada ısınıyor. Böyle çorbayla yapacağız. Çorbanın suyu mu çok oldu acaba? Pisini dünkü yemekle şeyden karıştıracağım. Öyle işte, bugün biraz canımız sıkıldı. Yani biraz değil, baya gerçekten çok yakın bir akrabamız. Duysaydık cenazesine giderdik, duymayınca ve bugün duyduk, böyle bir şaşırdık yani. Tuhaf bir şey. Gideceğiz, bir iki saat önce öğrendik. Çok sevdiğimiz, yani geçen annem vefat etti, yani onun kadar sevdiğimiz bir insandı. Annem, babam sürekli ziyaret ederdi. Benim gençliğimde evlenmeden önce sürekli beraberdi. Gider Karacören'le çay yakındı. Halamın kızı, en büyük kızı, yani yaşı büyük, kendisi böyle iri yarıydı. Allah rahmet eylesin. İşte eşiyle beraber kalıyorlarmış Afyon'da. Annem en son bir sene önce gitmiş. Abimle beraber. Arençteyle beraber kalıyorlarmış. Yani ömür o kadarmış arkadaşlar. Ne diyeyim, Allah rahmet eylesin. Dedikten sonra, biraz sonra tabaklara koyacağım. Yemeğimizi yiyeceğiz arkadaşlar. Yoğurt pilav. Ne şehriye çorbası arkadaşlar. Dün yemedim, benim biraz canım çekti. İçerisine limon su koyacağım. Şehriye çorbası yesin var gerçekten. Saçımı belki boyarım. Hani bir sirke alırsam. Ben saç boyası yaptıktan sonra böyle bir yıkarken sirke yapıyorum. O saç şeylerini, şu boyaları inceltiyor arkadaşlar. Onun için belki yaparım. Belki de yarına bırakırım, bilmiyorum. Zaten bu sefer bayağı bayağı gecikti saç boyası. Hadi görüşürüz bakalım. Yeni kapattım ama. Evet arkadaşlar. Çorbayı koyalım. İçine senler ekşisi yaptım. Şey koydum. Biraz goylaşacak o. Ne goylaşacak? Nar ekşisiyle limon su koydum. Et suyu var içerisinde. Hop, şöyle. Epeyden beri çorba içmiyorum. Vallahi çorba içesim var. Bayanlar mutfağa girmeyi kasaplarda ne yapıyorlar, bir şey mi yapıyorlar? Ya bir arkadaş demiş, hani sürekli mutfaktasın demiş de. Sizler ne yapıyor? Yani şeyler mutfakta mesajlar yazıyorlar onlara. Ya. Kızım da bugün çalışmaya gitti de, ona da ayırmam lazım. Bugün bağırlaskeri hiç düşünmedim arkadaşlar. Gelirler. Yani düşündüm açıkçası, ne gelirlerse çorba isimler. Çünkü geldiler, ne doğru dürüst yemek yediler, ne bir şey yaptılar. Yemek yemediler yani, bir şey yaptılar, yapmadılar derken. Bu da eşimle kızım yesin. Yani dünkü yemekleri yiyoruz bugün, anladın mı? Bir çorba ilave ettim, bu kadar. Canlar. Bu neyin kapağıydı? Şeyin kapağı.
vermediler. Ben de bugün zaten hiçbir şey demedim. Yani yemeğim zor, canımı istemedin herhalde. Ben bugün aslında spor yapacaktım. Bir önce de cenazeyi öğrenince de boğazdan acıkıyoruz, yiyeceğiz mecburen arkadaşlar. Evet işte. Şunu şöyle yapayım. Yiyeceğiz, acıkıyoruz sonuçta. Sporla yapasım gelmedi açıkçası. Allah'ın kızını öyle öğrenince öyle oldu arkadaşlar. Bilal, ayva hoşafı içecek misin? He? Ayva hoşafı. Şekersiz ayva hoşafı. Şöyle koydum yemekleri aynen böyle arkadaşlar. Aynen yemek hazır. Yemeğimizi yiyelim, ondan sonra bir şey yaptık. Abdülhamid'den dışarı çıkmayınca dertleniyormuşuz böyle arkadaşlar. Dışarıya çıkmak istemiyorum yani. Bugün böyle. Allah rahmet eylesin. Mekan cennet olsun. Çok sevdiğim bir akrabamız. Gerçekten arkadaşlar. Çocuklarımı falan da arayamadım. Şu anda yan telefonları yok. Benim telefonlar değişti. Onun için mesaj yazacağım şeyden. Kardeşleri şeyi. Mesaj yazacağım yani. Başın sağ olsun diyerekten. PS'e attım. Bir mesaj yazacağım arkadaşlar. Biraz kafamı tutuyorum. Finish. Hadi bize afiyet olsun. Görüşürüz arkadaşlar. Biraz karışık koydum ama öyle koydum işte. Allah halinize bolluk bereket versin. Hepinize başarı versin. İman, huzur, mutluluk versin. Bütün ölmüşlerinize Allah rahmet eylesin. Görüşürüz. Saçım boyun bari. Bari saçım boyun.
şurada oturuyoruz arkadaşlar. Çayımızı, kahvemizi getirdik. Çerezimizi getirdik. Kek falan aldı Barlas. Oh. Oturduk, içiyoruz, pişiyoruz, pişiyoruz, pişiyoruz. Annem de namazını kılıyor burada. Şöyle ağaçların serinliğinde diyeceğim ama çok sıcak. Aşağıda rüzgar olsa şöyle yürünler gımbırlar. Ne diyelim, çok sıcak. Dereceye bakayım ben bir tekrar. 40. 1 derece ama hiç rüzgar olmadığı için çok sıcak geliyor bize arkadaşlar. Normalde bu sahil böyle bir eser serin olur. Ama şu anda esmiyor. Barlasgil de geldiler ama onlar Barlas durmadığı için yürüyüş yapıyorlar. Barlas'ın etrafında koşuyorlar. Esti gördün. Bir arada esiyor, çok az ama. Geldi Barlas. Anne diye. Değilmiş. Anne deyince. Maşa diye bağırıyor. Miray da ablasında kalacak bugün. Havuz. Hadi sen kalma demedin. Kalacağız biz seni demedin. Kalacağım diye gitti çocuk. Kim inat ya? Biz içimiz ısırıyoruz şimdi. Onlar da yürüyorlar. Burada çay kahve içeceğiz ama çok sıcak olduğu için. Arada bir esiyor. Belki eser biraz sonra. Biraz erken geldik. Akşam ezan vakti geldik. Kızım da işten çıktı evde. Öbür kızım. Öyle arkadaşlar. Güzel bir akşamdan. Her ne kadar üzülensek de. Mecburen dışarıya çıktı evde. Biraz sıkıldı. Halamın kızının vefatından sonra üzüldük tabii ki. Gidemedik de cenazesi değil ama şey, bastarına da gidemedik. Sultan abam en büyükler mi? Arkadaşlar böyle işte ya, tutulduk kaldık. Yani cenazeye gidemeyince böyle bir tuhaf olduk. Tuhaf bir gün geçirdik yani anlayacağın. Yine de Allah'a şükür yani Allah rahmet eylesin. Böyle, haberimiz olmayınca gidemedik. Çok sevdiğimiz bir şey. Yani Sultan abla çok sevdiğimiz, seviyoruz ailece. Ondan sonra Münih. Öyle işte. Dönecek yeri olanlar. Kahvemizi, çayımızı içeceğiz. Olanlar sıcakta. Sonra olanlar. Gideceğiz arkadaşlar. Hayırlı geceler cümlete.